Şimdi sizinle bir veri paylaşmak istiyorum. Bunu video yoluyla yapacağım ki her şey derli toplu bir arada olsun. Ve bu veriyi paylaşmamın bir özel sebebi de var. Çünkü ben buna önümüzdeki günlerde, aylarda, yıllarda çok kolaylıkla ulaşabileceğimiz kanaatinde değilim. Fakat önemli bir şey bu. Onun için de ben bu dokümantasyonu burada yapmak istiyorum. Bugün 30 Aralık 2020 saat 8'i 5 geçiyor gördüğünüz gibi. Ve de bu dokümantasyonu yapmak için ben iki tane web sitesi kullanacağım. Bunlardan bir tanesi şu an bulunduğum ourworldindata.org. Öbürü de hepinizin zaten çok iyi tanıdığı, bildiği Worldometer sitesi. Burada ikonunu görüyorsunuz. Bu sene hepiniz bununla tanışmak durumunda kaldınız. Çok sık girip çıkmışsınızdır herhalde, aynı benim gibi. Yani o bilinen, saygınlığında hiçbir şüphe olmayan bir ortam. Fakat Our World in Data hakkında birazcık daha bilgi vereyim. Bu bir özel kuruluş. Bill ve Melinda Gates Vakfı tarafından ve İngiliz hükümeti tarafından fonlanıyor. Bir data analiz kuruluşu. Ve bunların Türkçe göstermeyeceğim bu arada, bu sayfayı Türkçe'ye çevirmeyeceğim. Orijinal dilde, İngilizce de göstereceğim. Ki tam doğru bir dokümantasyon olsun. Bu sitede bir her yıl kaç kişi doğuyor, kaç kişi ölüyor diye bir sayfa var. Bu dünyadaki toplam rakamlar bunlar. Şimdi burada aşağıya doğru gideceğim. Çünkü beni ilgilendiren kısım burası. Ölüm bölümü maalesef. Ve şu grafiğe özellikle bakacağız. Şimdi bu yıllık ölüm sayıları. Yıllık toplam ölüm sayıları. Yani bütün sebeplerden kaynaklanan toplam ölüm sayıları. Ve burada şöyle bir grafik var gördüğünüz gibi. Son bilinen, net bilinen rakam 2019 yılı 58 milyon 390 bin kişi vefat etmiş. 2020 yılı için yapılan projeksiyon ise 59 milyon 230 bin. Bu tabii yaklaşık bir rakam ama aşağı yukarı bu dolaylarda bir şey olması bekleniyor. Şimdi burada İngilizce olarak şurada medium variant diye önemli bir laf var. O ortalama demek. Ve bu rakamları nereden elde ediyorlar? Onu da bize gösteriyorlar. Burada kaynakçalar var. Birleşmiş Milletler'in bir takım demografi raporlarını kullanıyorlar bu şey için, bu verileri elde etmek için. Tekrar biz grafiğe dönelim. Şimdi gördüğünüz gibi yukarıya doğru bir tırmanış var burada. Yaklaşık 2011 yılından itibaren her yıl ölümlerde bir artış oluyor. Hatta birazcık daha da artarak bu devam ediyor 2017-2018'den itibaren. Bir önceki yıla her yıl aşağı yukarı 900 bin yeni ölüm ilave oluyor. Bunun sebebi aslında gayet tabii basit. Nüfus artıyor, dünya nüfusu giderek artıyor ve ayrıca da dünyada yaşlanan insan sayısı da artıyor. Bundan dolayı da her sene bir miktar daha fazla ölüm oluyor ve 2020 yılı için yapılan projeksiyon 59 milyon 230 bin. Şimdi bu rakam normal şartlar altında olan rakam. Yani büyük doğal afetler, büyük savaşlar, büyük salgın hastalıklar falan bu projeksiyonun içine katılmamış. Bu her şeyin normal bir şekilde ilerlediği, sıra dışı kötü olayların olmadığı bir durumda yapılan projeksiyon 59 milyon 230 bin. Fakat şöyle bir durum var. Biz 2020 yılında normal bir durumda değildik. 2020 yılında bir salgın hastalık çıktı. Ve çok önemli bir ayrıntı olarak bunun yepyeni bir salgın hastalık olduğu, daha önce dünyada görülmemiş bir salgın hastalık olduğu söylendi. Ve bundan dolayı ölümler meydana geldi. Şimdi bu ölümlere baktığımız vakit 1 milyon 800 bine çok yakın bir sayıdan bahsediyoruz. Fakat bu yeni bir hastalık olduğu için bu ölümler ilave ölüm oluyor. Yani buradaki yapılan projeksiyona, yani bu 59 milyon 230 bine bunların ilave edilmesi lazım. Peki yapalım bu işlemi. Şunu bir temizleyeyim. Şimdi 59
2 artı 1,8. Bunu topladığımız vakit 61 oluyor tabii ki. 61 milyon. Yani bu sene normal şartların dışında ilave yeni büyük bir salgın hastalık olduğu için, ilave bir ölüm olduğu için 61 milyon gibi bir rakamla karşılaşıyoruz. Şimdi şaşırtıcı bölüme gelelim esas. Worldometer sitesinin belki de çok bilmediğiniz bir başka sayfası daha var. O sayfada da günlük pek çok konuda rakamlar yayınlanıyor. Çok konuda. Gıda, enerji, su tüketimi, çevre, sosyete, medya ve bunların arasında yıllık ölüm sayısı da var. Ve şu ana kadar, yani yeni yıla girmemize aşağı yukarı 24 saatten biraz fazla kaldığı şu noktada, şu ana kadar gerçekleşmiş olan vefat sayısı dünyada 58 milyon 785 bin küsur. Çok yakında şimdi 786 olacak. Çok yakınız çünkü. Bu sayının projekte edilen 59 milyon 230 bine yaklaşması zor görünüyor. Her gün dünyada ilave bu mevsimde, yani Aralık sonunda, şuraya tekrar geri geleyim. Pardon, şuraya geri geleyim. Bir gün içerisinde 150 bin ölüm oluyor yaklaşık olarak. Yani burada gördüğünüz sayı, biz yeni yıla girdiğimiz noktada işte 58 milyon 950 bin civarında olabilir. Ondan biraz daha da fazla olabilir. Yani hani çok sıra dışı bir şey olması gerekir ama 59 milyona çıktığını düşünelim. Bu gene de şuradaki projekte edilen 59 milyon 230 binden düşük. Hele hele toplam 61 milyona yaklaşması söz konusu bile değil. Ondan 2 milyon kadar düşük. O zaman tekrar dönelim buraya. Bu ölümler nerede? Bu ölümler neden dünyadaki toplam ölüm sayısına, her nedenden dolayı vuku bulmuş 2020 yılındaki ölüm sayısına baktığımız vakit, bu 1 milyon 800 bin sayısı nerede? Niye yok? Niye göremiyoruz? Bu çok önemli bir soru. Yani biraz Nasrettin Hoca'yı hatırlatıyor. Kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Gibi. Umarım bu soruyu sorarsınız. Umarım bu soru bir yerde, zihninizin bir yerinde durur. Çünkü önemli. İyi yıllar. Şu an 31 Aralık saat 10:45. İstanbul'da gece yarısına bir saat kadar var. Worldometer ölüm rakamlarını Cenevre'deki Dünya Sağlık Örgütü'nden alıyor. Orası da bildiğiniz gibi bizden 2 saat geride. Demek ki bu sayının finalize olması için 3 saat gibi bir süre kalmış. Şu an sayaçta da gördüğünüz üzere rakam 58 milyon 964 bin. Buna 3 saat içinde bir 20 bin kişi daha ilave olacaktır herhalde. Ve o zaman da nihai rakam 58 milyon 985 bin gibi bir şey olacak. Şimdi dün yaptığım videoda söylediklerimi bir an için bir kenara koyalım. Yani demografik artışı unutalım. Onun üzerine yapılan tahmini projeksiyonları unutalım. Bu yılki projeksiyona yepyeni bir hastalıktan dolayı vuku bulmuş olan 1 milyon 800 bin ölümü de ekleyince beklenen rakamın ciddi bir biçimde altında kalınacağını falan, bunların hepsini bir an için göz ardı edelim. Onun yerine şöyle bir varsayım yapalım. Hatalı bir varsayım olduğunu bile bile gene de yapalım. Diyelim ki bu yılki ölüm sayılarının 2019 yılına tıpatıp eşit olması bekleniyordu. Olacak bir şey değil bu elbet. Sonuçta dünya nüfusu artıyor.
Ama olsun, biz gene de öyle varsayalım. Yani diyelim ki 2 yıl üst üste 58 milyon 390 bin kişi öldü dünyada. Ya da ölecekti fakat hesap karıştı. Zira dünyada yepyeni bir salgın hastalık türedi ve bundan dolayı ilave 1 milyon 800 bin vefat daha oldu. O zaman sonuç ne olacaktı? 60 milyon 190 bin ölümle bitecekti yıl. Peki gerçekte ne oldu? Gerçekte bu yıl sonunda 58 milyon 985 bin kişi öldü. Ve o da geriye 1 milyon 210 bin toplamın içinde yer bulamayan, açıkta kalmış olan ilave vefat bırakıyor. Yani bu farazi senaryoda dahi 1 milyon 800 bin Covid nedenli ölümün 3'te 2'sini yılın toplam sayılarında göremiyoruz. Öte yandan dün yaptığım belgelemedeki esas projeksiyon sayılarında ise bu ilave ölümlerin tamamı toplam sayının içinde yer alamıyor. Yani hesabı benim dün yaptığım gibi doğru bir projeksiyon üzerinden de yapsanız, şu an yaptığım gibi geçen yılın sayılarına dayanan bir çıkarsama üzerinden de yapsanız mesele aynı. Kedi buysa ciğer nerede? Ciğer buysa kedi nerede? Şimdi 2021 yılında adım adım ilerlerken hep bunu umarım aklınızın bir köşesinde tutarsınız.